Herkese selam. Bugün size çok güzel bir araç göstereceğim. Eğer bir markanız var ve bununla ilgili testimonial toplamak istiyorsanız ya da bir ürün geliştirdiniz, gene bir testimonial section'ı koyacaksınız web sitenize. Bununla ilgili çok güzel bir ürün var arkadaşlar. Ben az önce bunu kullanarak şu an gördüğünüz testimonial'ı yaptım. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu FameWall'la yaptım arkadaşlar. Şu şekilde gireyim buraya. Burada hemen FameWall'la login olduktan sonra Create Wall alanını görüyorsunuz. Buradan Create Wall deyip kendiniz için bir duvar oluşturabilirsiniz. Bu ün duvarı gibi bir şey aslında çevirdiğimiz zaman. Burada arkadaşlar işte bir duvarın ismi herhangi bir şey olabilir. Brandiniz işte markanız neyse o olabilir ya da ürününüz neyse ürününüzün ismi olabilir. Bir açıklama giriyorsunuz bu alana. Buraya da işte URL olarak genelde şuradaki name ile aynı oluyor. Ve bir resim logosu yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu wall'u oluşturuyorsunuz. Ben hazırda bir tane oluşturdum. Dilerseniz buna tıklayayım. Coding with Didem için oluşturdum ben bunu. Şu şekilde tıklayayım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir şey oluşturdum ben. Burada öncelikle neler var? Biraz karışık gösteriyor aslında ekranı ama çok basit. Yani alışıyorsunuz kısa sürede. Burada bir wall customization kısmı var. Burada işte background'ına karar verebiliyorsunuz. Mesela şu renk bence oldukça güzel. Şöyle hepsine bakayım. Tamam. Şu da iyi gibi ama bu sanırım. Tamam. Burada ayarları kaydettiğim zaman arka plan ayarladım kendi testimonial'ım için. Burada Hide FameWall Branding diye bir şey var. Şu aşağıdaki şey vardı ya. Bu arada şu şekilde gözüküyor. Ama bunu web sitenize de gömebileceksiniz. Bu artık sizin duvarınız normalde. Sizin için bir alana da alıyor burada. Şu aşağıdaki FameWall eklentisini silmek için upgrade yapmanız gerekecek. O yüzden onu silemeyeceğiz şu an. Burada testimonial tipi seçiyorsunuz öncelikle. Hangi kart gözüksün? Ben bunu seçtim şu anki formatta ama işte şu da güzel mesela. Şunu seçersek de bu şekilde gözükecek atıyorum. Burada kaydetmeyi unutmayın yansıması için. Daha sonrasında dark modu kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Text size'ı işte link rengini. Bunda da upgrade gerekiyor gerçi. Burada da gradient ya da playing card theme seçebilirsiniz. Bence gradient daha hoş duruyor. O yüzden bunu seçeceğim şimdi. Şimdi öncelikle testimonial'ları nasıl ekliyorsunuz? Burada add testimonial diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bu aslında ürünün, FameWall'un güzel olmasının sebebi birden fazla. Hatta bayağı fazla testimonial import etme özelliği sağlıyor. Yani bu testimonial'ları Twitter'da atıyorum sizden ya da sizin ürününüzden bahseden insanların alıntılayabilirsiniz ya da text olarak oluşturabilirsiniz. Daha güzeli video olarak insanlar sizden işte ürününüzü videolaştırdı atıyorum. Onları doğrudan web sitenize testimonial olarak gömebilirsiniz. Birçok insan bunu yapıyor aslında. Picture var. LinkedIn. Product Hunt. En güzellerinden bir tanesi. Product Hunt'tan da bunu oluşturabilirsiniz. Şimdi öncelikle Twitter'dan bunu yapalım. Şurada twitter.com diyeyim. Ve ben burada kendimi Coding with Didem için arattım daha doğrusu. Ve az önce gördüğünüz testimonial'ları bunlardan oluşturdum. Buraya geliyorsunuz Twitter'dan import etmek için arkadaşlar. Tweet'e linki kopyala diyorsunuz. Ve daha sonrasında şuraya giriyorsunuz o linki ve bu bunu ekliyor. Bakın şu şekilde aynısından iki tane eklemiş oldum gerçi ben ama. Aa yok. Kendime ekledim. Kendim eklediğim için siliyorum şimdilik. Ama diğerlerini bu şekilde ekledim. Daha sonrasında arkadaşlar bunlar üzerinden de bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Editleyebiliyorsunuz atıyorum. Sanki gerçi bu çok güzel bir özellik mi? Bundan emin değilim ama sanki bu kişi atıyorum buna farklı bir şey eklemek istediğiniz doğrudan editlenebiliyor ama bu hoş bir şey değil tabii ki. Bunu niye editleyebildiğimizi anlamadım. Ama highlight text kısmı var. Bence bu güzel bir özellik.
atıyorum teşekkürler kısmını highlight etmek istiyorsunuz. Şurada bold'u seçiyorsunuz ve arkadaşlar teşekkürleri highlight ediyor. Bu arada sitede bir bug yakaladım. Çünkü ben highlight'ın rengini buna çevirmiştim. Ama evet sarıda kalmış. Tamam, bu şekilde kaydedebilirim. Ve bu teksti highlight etmiş oluyorum bu şekilde. Generate image kısmı var gene arkadaşlar. Buradan atıyorum paylaşmak istediniz. İşte image dimensionlarını Twitter'a, LinkedIn'e, stories'e göre ayarlayabiliyorsunuz. Gradient slider. Gradient'ın rengini değiştiriyor sanırım. Instagram postu atmak istediğiniz atıyorum bunları. Aslında biraz marketingle ilgili. Doğrudan bunu indirip mesela paylaşabilirsiniz. Daha sonrasında da tabii fame wall'u kaldırmak için gene bir plan upgrade gerekiyor. Daha sonrasında ise arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kendi duvarınızı bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz zaten. Şu şekilde geliyor size. Ama burada sende testimonial kısmı aynı zamanda bu site hakkında testimonial gönderme kısmı. Onların duvarında paylaşılıyor burada. Ama aynı zamanda atıyorum bu wall'u değil de web sitenize gömmek istiyorsanız bunun içinde bir şey var. Bunun için Create Next Step oluşturdum bu arada. Bunun için arkadaşlar Testimonial Collection Page'i burası değil. Tamam, bunu tıklayayım. Bunu web sitesine gömmek istiyorum. Get Embed kısmı arkadaşlar. Burada birden fazla opsiyon var. Bu şekilde gömmek istiyorsanız mesela şu kodu kopyala yapıştır yapacaksınız. Karosel şeklinde gömmek istiyorsanız buradaki kod. Slider olarak görmek istiyorsanız ya da React Embed'i kullanacağım diyorsanız 4 farklı opsiyonu var aslında. Bunu kopyalıyorsunuz doğrudan. Copy Embed kod diyorsunuz. Next.js'le bir yeni uygulama oluşturdum arkadaşlar. Hemen şurada kendi denediğim şeyleri kaldırıp aslında size web sitenin normal halini göstereyim öncelikle. Bakın şöyle bir web sitesi. Bu kadar yani. Buna doğrudan geliyorum bu main tag'inin altına arkadaşlar. Burada bir embed daha kalmış. Şunu da sileyim. Oops, tamam. Şu anki hali böyle. Şunu yapıştırıyorum. Burada style width kısmı şu şekilde yazmam gerekecek. %100 diyeceğim. Ve aşağıya bakın şöyle bir slider geldi. Üzerine gelince yavaşlayan bir şey zaten. Bu şekilde bir slider aşağıya gelmiş oluyor. Aynı zamanda bunu değil de farklı bir şey isterseniz, yani farklı bir versiyonunu daha deneyelim. Mesela bence bu oldukça hoş. Bu da bir slider aslında. Öncelikle şu halini ekleyelim. Sonra da slider halini ekleyebiliriz. Şunu sileyim. Bunu ekleyelim şimdi de. Width %100 dedim gene. Bakın şimdi. Şöyle bir refresh atalım. Şu şekilde bir şey görebilirsiniz. Bu aktif olarak akmıyor. Bunun akan halini istiyorsanız. Bakın highlightlar da bu şekilde belli oluyor bu arada. Linkler de varmış. Kişilere link olarak da erişebiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir özellik. Bunun akan halini isterseniz de arkadaşlar. Aslında yaptığı şey autoplay'i one demek. Doğrudan bu kısmını kopyalayalım. Autoplay yapsın istiyorum. Sayfayı yenilediğim zaman bunun aslında akması lazım. Yanlış yaptım büyük ihtimalle. Doğrudan bunu kopyalayayım ben. Burada şu kısmı silip height'ı %100 yapmayacağım tabi. Şunu da şöyle kapatırsam.
Evet, bu akan bir şey değil anladığım kadarıyla. Ya da bundan bahsediyor. Autoplay'in çalışmaması sebebini anlamadım çünkü biraz önceye kadar çalışıyordu ilginç bir şekilde. Şu an çalışmıyor autoplay. Ama buradaki slider'dan da aynı şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da ekleyelim. Nasıl gözüktüğünü anlamak için. Şöyle bunda da style'a Width %100 vereceğim. Şöyle bir yenileyim. Yukarısı bunun gibi gözüküyor. Aşağıdaki de ha, otomatik akıyormuş bu. Şöyle biraz daha bekle. Evet, biraz süreyle akıyor ama bu şekilde akıyormuş normalde. Şimdi ben üsttekinden çok hoşlanmadığım için şu aşağıdakinin kalmasını istiyorum. Burada arkadaşlar bakın şu anda görüntü bu şekilde. Burada herhangi bir değişiklik yaptığım zaman atıyorum şunların tipini değiştirmek istedim. Kodda herhangi bir değişiklik yapmadan şurada widget settings. Review banner. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bu değil. Burada testimonial type'ı değiştirmek istedim atıyorum. Bakın şu şekilde gözüküyor şu an. Şu resimler yukarıda olsun istiyorum. Şunu beğendim. Burada kaydet dedikten sonra sayfayı yenilediğiniz zaman bunun yansıdığını göreceksiniz. Gene aynı şekilde arka plana atıyorum. Daha koyu bir renk de olabilir. Sarı olabilir. Şu renk de güzel. Şunu seçeceğim. Bu renk olsun dediğimde bakın şimdi geldiğimde bu renge dönüştüğünü de görebilirsiniz. Şimdi genel olarak testimonial ekleme kısmı bu şekilde arkadaşlar. Burada bir de Twitter mentionları var. Burada Twitter hesabınıza read-only access verdiğiniz zaman sizinle ilgili bahsedilen şeyleri otomatik olarak Twitter'dan çekebiliyor. Ama mesela ürününüzün Twitter'ıyla giriş yapmanız lazım. Ki hani Coding with Didem ile ilgili mention'ları alabilmem için bir hesap olmadığı için bu anca benim normal kullanıcı adımla olan alıntıları getirebildi. Ama normalde benim yapmak istediğim şey Coding with Didem ile alakalı şeyleri toplamaktı. O yüzden manuel olarak toplamak zorunda kaldım. Aslında bununla ilgili de bir feedback vermeyi düşünüyorum. Çünkü burada mesela bir search alanı olsa o kişiyle olanları getir dese daha mantıklı diye düşünüyorum. Bir de az önce bulduğum bug'ı bildirmeyi düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar Zapier entegrasyonu var. Bir de social proof diye bir şey var. Bu da aynı bir önceki videoda paylaştığım Linkste've benzer bir şey. Onda da gene bütün linklerinizi tek bir sayfada toplayabiliyorsunuz. Bu zaten girişimciler için tasarlanmış bir şey aslında. Hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda beğeni butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.